Bunlar da ne? Dertlerine yanmak için mi dikilmişler buraya? Hadi be sen de, romantizmadan ne anlarsın? Nasıl anlamam be? İki sene siyatiğini bile çektim. ...25 tane boş odam var, git hangisini de beğeniyorsan orada uyu. Hadi müsaade ediyorum, git yat hadi. Efkarlı, kan kardeşine bunu yapacağını aklımdan geçmezdi. Yat zıbar, gözünü yatak doyursun. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın. Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim. Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin. Selametle yolculuk edenler sağ salim Üsküdar'a giderler. Duyduk duymadık demeyin. Neredeyse evet. Burada izlediğimiz hiçbirisi yok. Evet. Sinemasının büyük ustaları. Ayhan Işıklar, Sadri Alışıklar. Rahmet olsun. Hulusi Kentmenler. Ve hayat daha dingin, daha durgun. Daha neşeli, daha pozitifmiş gibi. Bu filmleri izledikçe onu şey yapıyoruz, görüyoruz. Tabii ki o dönemin daha kendine insan. Göre şeyleri var. Büyük zorlukları var. Ama o zorluklar içerisindeki insanların da bir duruşu var ya. Bir şükrü var, bir şeysi var. Onu şey yapıyorsun yani izleyince görüyorsun ki. Ya şu eski Türk filmlerini bir izleseydik duygusu geliyor. Yoksa durup dururken niye gelsin? Ben bu arada eski Türk filmleri seyrediyorum. Devamlı. Ne güzel. Tabii öyle bir ruh halim oldu. Mesela herkes yabancı filmler, diziler falan tüketirken ben de eski Türk filmlerini seyretmeye devam ediyorum.